Herkese merhaba. Bu video serisinde sizlerle birlikte sıfırdan çok işlevli bir robot köpek yapacağız. Her yönden yazılımı, donanımı ve mekanik kısımlarını serinin ilerleyen videolarında detaylıca araştıracağız ve elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız ilk videoyla başlayalım. En başta tasarımlarını ve işlevlerini belirleyelim. İkinci prototipin çok işlevli olmasını istiyoruz. Bunu tüm yapacağı işleri tek bir gövdeye sıkıştırmaktansa modüllere ayırmak daha mantıklı. Önceki prototipin üzerinde geliştirme yapabileceğim hiçbir yer yoktu. Tüm gövde tasarımını motorlar ve elektronik malzemeler takıldığında minimum boşluk kalması için tasarladım. Robotu olabildiğince küçük yapmak istiyordum. Ama şimdi modlanabilir ve geliştirilebilir olmasını istiyorum. Aklıma gelen ilk tasarım bütün birimleri pasta gibi dizmekti. Modülleri sol taraftan çekmece gibi bir sistemle çıkartıp takabilecektim. Batarya modülü bana gereken enerjiyi sağlayacak. Servo regülatör birimi bataryalardan gelen voltajı düşürerek servoların güvenli voltaj seviyelerinde çalışmasını sağlayacak. Sensör modülü içerisinde gyro ve GPS gibi modülleri barındıracak. Ve robotun tüm birimlerini kontrol edecek bilgisayar modülü. Şimdilik aklımda Arduino Mega kullanmak var. Ama bundan kesin olarak emin değilim. Arkasında bulunan PCB ise modüllerin arasındaki bağlantıyı yapacak. Ben bu tasarımın aşırı mantıksız olduğuna karar verene kadar. Evdeki yangını söndürdükten sonra tümünü yumurta gibi yerleştirmeye karar verdim. Böylece hem gövdedeki alanı daha verimli kullanabileceğim hem de çekmecelerden kurtulmuş olacağım. Yine gövdede yer alan bölgeleri ayırdım ve üzerine yeni bir modül daha ekledim. Katlanır formu sayesinde içerisinde bulunacak drone istendiği zaman istasyonundan çıkıp aynı kumanda üzerinden kontrol edilebilecek ve istasyonuna geri gelebilecek. Bacağın üzerinde bulunacak olan basınç sensörü bana bacağın ne kadar zorlandığını söyleyecek. Bacak ve gövde tasarımlarını aşağı yukarı nasıl olacağını çizdikten sonra artık modellemeye başlayabiliriz. Bacak tasarımında dikkate almamız gereken en önemli şey motor seçimi ve onları nasıl konumlandırdığımız. Büyükçe servolar kullandığımdan tasarım kısmında bacağın çok geniş olmamasına özen gösterdim. Servonun gücünü ve hareket açısını azaltsa da adımların hızını arttırması şu noktada daha önemli. Ve ayrıca bu versiyonda bacağın üzerine bir basınç sensörü de koymak istedim. Öncekinde koymayınca ne olduğunu gördük. Tabii onun sensörlerden daha büyük dertleri vardı. Yazık oldu. Elimdeki çizimlerle hemen bilgisayarın başına oturdum ve bacağın ilk halini birkaç günde bitirdim. STL biçiminde çıkartıp baskı için uygun ayarları yaptıktan sonra ilk üretimi yapabiliriz. Hazır bunu beklerken gün içinde kalmış diğer işlerimi halledeyim. Çıkan parçalar mükemmeldi. Ama ne yazık ki ölçeklerinde biraz sıkıntı yaşadım. Motor yuvasına girmiyor, basınç sensörü de bıraktığım boşluğa sığmıyordu. Modelin üzerindeki hataları revize ettim ve tekrar bastım. Ama bu sefer de baskı sırasında deforme oldu. Ve tekrar bastım. Ve bu sefer de stres testi sırasında kırıldı. Ve bir daha bastım. Son seferinde üzerinde yeni boşluklar açmak istediğim için tekrar bastım. Ama en sonunda mükemmel bir hal aldım. Her bacakta 3 motor ve hareket edebileceği 3 eksen var. 2 motor bağlı oldukları parçada hareket ekseninin üzerindeyken
Bu dizi motorunun hareket ekseninde dik biçimde olmasının sebebi daha az yer kaplaması ve hareket hızını arttırması. Şimdi de bacağın istediğimiz gibi çalışıp çalışmayacağını test edelim. Bunun için de Teensy 3.5 mikrokontrolcüsünü kullanacağım. Şimdilik sadece bir servo ve bir joystick takacağım. Teensy'den board'a 3.3 volt ve GND bağlantılarını yapıyorum. Ardından joystick'ten çıkan analog pinine 12. analog pinine bağlıyorum. Bunu da kodun içinde belirtiyorum. Ardından servoyu kullanmak için 2 numaralı pine takıyorum. Servoyu dışarıdan bir güç kaynağıyla besleyeceğim. O yüzden servonun GND pinini hem bilgisayara hem de güç kaynağına takıyorum. Artı pinini de güç kaynağına bağlıyorum. Güç kaynağını 6 volta getirdikten sonra ilk kodumuzu yükleyip testimizi yapabiliriz. Servoları kullanmak için servo.h kütüphanesini kullanıyorum. Nasıl kullanıldığını öğrenmek isteyenler için açıklama kısmına bir link bırakacağım. Sistemin çalıştığından emin olduğumuza göre şimdi bacağın iki motorunu da aynı anda takabiliriz. Bunu test etmek için bacağı aşağı yukarı tek bir çizgide hareket ettirecek bir demo yazdım. Bu kodun detaylarına ilerleyen videolarda değineceğim. Şimdilik es geçiyorum. Hareketi net olarak düz olmasa da şu noktada benden geçer notu aldı. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde gövdesinin tasarımı ve montajını yapacağız. Benimle bu projeye eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.